çatıları uçurdu, tabelaları devirdi, seraları yıktı. Fırtına ve hortum Türkiye'yi bu kez çok sert vurdu. İlk görüntüler Antalya'dan. Gazipaşa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum çok sayıda serayı yerle bir etti. Arkadaşım bir telefon açtı bana. Hortum geçti dedi. Karanlıkta elektriği alırken aşağılara koştum işte. Cam makinelere baktık. İşte burasını görüyorsunuz işte. Hortumun seralara verdiği zarar havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Ürünleri ziyan olan çiftçiler büyük üzüntü yaşadı. Bir kere çiftçimize geçmiş olsun. Büyük bir hasar var. Vatandaşın burada malı işte şu işte mahsulü sigorta yapılmamış. Neden yapılmamış vatandaşın sigortası? Sigorta yaptırıyorlar. Vatandaş sigorta da yaptıramıyor. Evet, sigorta ama sigorta yapmayan vatandaşın malın bunun karşılığını devletimiz ödemesi gerekir. Destek olması gerekir. Hortum Alanya'da da etkili oldu. Şiddetli hortum nedeniyle bazı otellerin tabelaları söküldü. Çatılardaki kiremitler de hortumdan nasibini aldı. Sen çatıyı mı tamir ediyorsun? Kiremitler çıktı, onları şey yaptı, tamir. Marmara'da ise fırtına etkili oldu. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına Küçükçekmece'de bir binanın çatısını uçurdu. Evde yatıyorduk, bir anda ses geldi, çatı uçmuş aşağı, biz indik. Arabalar çekişti, öyle oldu. Az önce arabanın içine girdin sanırım, sen de korktun evet, mu? Yok, bir şey olmadı yani. Sökülen çatı park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kocaeli'de ise saatteki hızı 70 kilometreye bulan fırtına nedeniyle İzmit Marina'da bulunan iskele sular altında kaldı. Bunun üzerine İzmit Karamürsel arasında yapılan deniz otobüsü seferleri iptal oldu.